Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu şekilde bir saç tokası lastik yapımını göstermek istiyorum. Şöyle saç tokamız bu şekilde. Ben bu tokamı böyle siyah plastiğin üstünde yaptım. Ama bu sefer evde hepimizin evinde bulunabilecek çorap, hepimizin kullandığı çorapların şu baş kısımlarıyla, yani yırtılan ya da kullanmadığımız çorapların baş kısımlarıyla nasıl yapılabilir onu anlatmak istiyorum. Şimdi bunun için ilk önce yapmamız gereken şu çorabımızın başından şuradan bunu kesmemiz gerekiyor. İlk önce onu keselim. Evet, şu şekilde şuradan şöyle. Evet, bu şekilde çorabımızı kestim. Şimdi bu tokamda yaptığım gibi alt kısmını şöyle, buna uyumlu olsun diye ten rengiyle gideceğim. Şöyle yapmamız gereken, hemen şöyle şuradan bu şekilde. İpimizi birlikte yürüterek bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Evet, bu şekilde sık iğne olarak lastiğimizin komple etrafına gittim. Bunda belirli bir sayı yok. Siz istediğiniz kadar, istediğiniz sıklıkta göz kararı şöyle her tarafı kapanacak şekilde doldurabilirsiniz. Şimdi diğer ipimize geçeceğiz. Şuradan hemen en baştaki ilmeğimize batıp şöyle çıkartıyoruz. Şuradan şöyle biraz ip bırakacağız. Bu şekilde sıkılaştıralım. Şimdi şu kahverengi iple gideceğim ben. Bir üst sırasını. Bunun için de şöyle ilk ilmekten batıyorum. Böyle alıp bir zincir çektim. Bu sefer şu iki ipimi birlikte yürüteceğim ki açılma yapmasın. Şimdi buradan sonra da her deliğimize sık iğne dolacağız. Bütün deliklere tek tek sık iğne dolalım. Şu ipimizi birazcık birlikte yürütelim. Daha sonradan keseceğiz zaten. Şöyle. Evet, bu şekilde bütün delikleri tek tek sık iğne olarak doldurdum. Şimdi son birkaç tane tek sık iğnem kaldı. Bunları da yapıp bir üst sıraya çıkalım. Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum. Şuradan hemen şöyle ipimi kaydırıyorum. Şöyle göstereyim. İlmek kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bir zincir çekip şöyle kesiyorum.
Şimdi bu üst kısmını da sarı renkle yapmak istiyorum ben. Şöyle göstereyim. Bu şekilde mısır tanecikleri olacak. Üst motifimizde. Şimdi şuradan ilk delikten yine ipimizle aynı şekilde birlikte birkaç tane birlikte yürütelim. İlk delikten ilmekten bir zincir çektim. Şöyle 2 3 4 5. sık iğnemizle artık mısır tanecimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi mısır tanecimizi yapmak için 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın üstüne dolayalım. Şu hemen şu dip kısmından şuradan şöyle batıp şöyle şu şekilde iki tane ipim kaldı. Şimdi tekrardan ipimi doladım. Yine aynı şekilde şöyle bir iki tanesini birlikte çıkarıyorum. Bu sefer 3 kaldı. İki tane ilmeği çıkarıyorum. 4 tane kaldı. Bu sefer de tekrardan 2 ilmeği çıkarttım. 5 tane ip kaldı tığımın üstünde. Şimdi şu şekilde hepsini birlikte alıp şöyle çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aynı şekilde ipimi üstüne aldım tığımın. Hemen şu baş kısmında şurada bir delik oluşuyor. Şu deliğe tekrar yine aynı işlemleri yapıyoruz. Şöyle iki tane ipimi birlikte çıkarttım. 2 kaldı. Tığımın üstüne ipimi aldım. Aynı deliğe tekrar battım. 2 ipimi birlikte çıkarıyorum. 3 tane kaldı. İpimi üstüne aldım. Aynı delikten 2 ipi birlikte çıkarttım. 4 tane kaldı tığımın üstünde. Tekrar ipimi üstüne aldım. Yine aynı şekilde 2 tanesini çıkarttım. Tığımın üstünde 1 2 3 4 5 tane 5 tane ilmeğim kaldı. Yine aynı şekilde hepsini bir kere de çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şuraya şu kısma, en baş kısma şöyle batıp şöyle zincir çekerek kapatıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şurada şu mısır taneciğimizi şöyle ters çevirelim. Şöyle bu şekilde olacak. Şimdi aynı işlemi tekrardan yapalım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. İpimi tığımın üstüne aldım. Şimdi şu kısma, şu delik kısmımıza şöyle uzunca trabzan yapıyorum. Bir tanesini çıkarttım. İkinci ilmeğim tığımın üstünde kaldı. Tekrardan ipi tığımın üstüne doladım. Aynı yere bir daha batıyorum. Şöyle iki tanesini birlikte çıkarttım. Tığımın üstünde 3 tane ilmeğim kaldı. Tekrar doladım. 2 ilmeği birlikte çıkarttım. Yine aynı şekilde tığımın üstünde 4 tane kaldı. Tekrardan ipimi tığımın üstüne doladım. Aynı deliğe tekrar trabzan uzun bir şekilde yapıyorum. Şöyle ikisini birlikte çıkarttım. İpimin üstünde 5 tane ilmeğim kaldı. 5 ilmeğimi birden bu şekilde çıkartıyorum. Bir zincir çektim, kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımı tekrar doladım. Şu hemen baş kısmında bir delik oluşuyor bir zincir çektiğimiz zaman. Yine aynı şekilde
Trabzan ipimizi uzun çekiyoruz. Şöyle ikisini, iki ipimizi birlikte çıkarttık ilmeğimizden. Tekrar üstüne doladık. Bu şekilde uzun alalım. İki tane ilmeğimizi birlikte çıkartalım. Tığımızın üstünde üç tane ilmek kalacak. Tığımızı doluyoruz tekrardan. Bu şekilde ikisini çıkarttık. Dört tane ilmek kaldı. İpimizi tekrar doladık. Yine aynı şekilde ikisini, iki ilmeğimizi çıkartıp tığımızın üstünde beş tane ilmek bırakıyoruz. Bu şekilde hepsini birlikte çıkartalım. Bir zincir çekip başladığımız kısmında ilk yaptığımız deliğe aynı şekilde batalım. Buraya zincir çekerek batıyoruz. Bu şekilde. Şimdi arada 1 2 3 4 5 tane zincir çekip şu kısmı da şöyle ters çevirip tekrardan şöyle aynı işlemleri bitene kadar tekrarlıyoruz. 5 tane zincir çekip mısır taneciğimizi yapıp bütün tokamızın sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Şimdi bir tane daha birlikte yapalım. Daha sonra ben hepsini bitireyim. Ondan sonra size bitmiş halini göstereyim. 2 3 4 tane zincir çektim. İpimi tığımın üstüne aldım. Şu zincirimin baş kısmına batıyorum. İpimi uzunca çekip iki tane ilmeğimden birlikte çıkartıyorum. Tığımın üstünde de iki tane ilmeğim kalıyor. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı yere şöyle uzunca ipimi çekiyorum. İkisini birlikte çıkarttım. Üç tane kaldı. İpimi doladım. İkisini birlikte çıkarttım. Dört tane kaldı. İpimi doladım. İkisini birlikte çıkarttım. 5 tane ilmeğim kaldı. 5 ilmeğimi birlikte şöyle çıkartıyorum. Bir zincir çekip 1 2 3 4 tane zincir tekrar çektim aynı yerde. Şöyle attım şu kısmına, yine başındaki delik kısmına hemen batırıp uzunca çekiyorum. 1 İpimin üstü, tığımın üstünde iki tane ilmek kaldı. Şöyle ikisini çıkarttım. Üç tane kaldı. Şöyle iki ipimi birlikte çıkarttım. Dört tane kaldı. Beş tane ilmek kalana kadar aynı şeyi tekrarlıyoruz. Aynı işlemi. Şöyle ikisini birlikte çıkarttım. Beş tane ilmeğim kaldı. Beş ilmeğimi birlikte çıkartıyorum ve bu şekilde kapatıyorum bir zincirle. Şimdi şuradan şöyle aynı deliğe bu şekilde sık iğne yaparak kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne çek, 5 tane sık iğne ördüm. Bundan sonra aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şu mısır taneciğimizi ters çeviriyoruz daha düzgün durması için. Şöyle taneciklerimiz bu şekilde. Böyle bitene kadar hepsini yapalım. Evet, bu şekilde tokamızı tamamladım ben. Bu şekilde ipimizi saklayalım. Şöyle gezdirebildiğiniz kadar gezdirin. Daha sonra da şöyle makas yardımıyla keselim. Fazla iplerimizi şöyle alalım. Evet, tokalarım bu şekilde böyle çok güzel oldu. Siz de istediğiniz renkte rengarenk yapabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye olarak yapabilirsiniz. İsterseniz sipariş alıp bu şekilde satabilirsiniz. Böyle videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli.
Hoşça kalın.